Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dünyadaki mazlum ve Müslümanlara olan karşı yürütülen işkencelerin inşallah bir an önce durmasına Rabbimden niyaz ediyoruz. Evet. Arakan Müslümanlarına yönetilen şiddetin 3. yılında bölge yeni bir şiddet dalgası yaşıyor. Hadiselerin başladığı günden bu yana 140 bin Rohingya yerinden olurken binlercesi katledildi veya ölüme terk edildi. Uluslararası toplumun ilgisizliği karşısında yüzlerce erkek, kadın ve çocuk katledilirken ırza geçmelerin yanı sıra tutuklamalar, insan hakları ihlalleri, köy ve mahallelerin yakılması devam ediyor. Bizler Asr-ı Saadet Derneği olarak şiddetin durdurulması, insani yardımların sorunsuzca ulaştırılması, ihlalleri araştıracak bir komisyonun oluşturulması, komşu devletlere göç etmek zorunda kalan Arakanlılara sahip çıkılması noktasında Birleşmiş Milletleri, Avrupa Birliği'ni, uluslararası toplumu ve bölge devletlerini sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Ve Arakan'daki bu zulmü de kınadığımızı bir kez daha bildiriyoruz. Rabbim mazlum ve mağdurların yar ve yardımcısı olsun. Je vous remercie aujourd'hui d'être présent pour dénoncer cette criminalité qui a été commise au Myanmar contre les frères Rohingya. C'est pourquoi Fondation Saadet ici présent. Et des milliers de Rohingya massacrés, meurtre d'hommes. À la situation génocidaire s'ajoute la crise humanitaire et la situation des Rohingya bloqués en haute mer. Cette situation est un rappel brutal de la continuité de la politique des répressions et restrictions de l'aide humanitaire internationale. Du moment où moins de 70% des Rohingya n'ont pas accès à l'eau potable ou à des services sanitaires. Dans le canton de Mungdaw, il y a un seul médecin pour 160 000 personnes. Seulement 2%. Malgré tout cela, face à une violation systématique du droit international et des droits d'homme dans la région d'Arakan, la réponse de la communauté internationale à cette violence génocidaire se fait attendre. À ce jour, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin. An ethnic cleansing campaign is running. The systematic and widespread violation of human rights in Arakan states, supported directly or indirectly by the central governments, is proof of the violation of international law. The root causes of this crisis. According to the humanitarian measures, Arakan state is the second poorest state in Burma. 44% of the population lives below the poverty line. Currently, at least 70% of the union, the international community and regional bodies to take measures, stopping violence, make sure humanitarian aid can be delivered without obstacles. Hak ettiğimiz şu mübarek günler ve mübarek Ramazan ayı hürmetine bu katliamın, zulmün bir an önce nihayete ermesini diliyoruz tekrar. Ve bu yönde inşallah dua etmesi için Müslüman uyuma, mazlumlara sahip çık. Müslüman uyuma, mazlumlara sahip çık. Müslüman uyuma, mazlumlara sahip çık. Mazlumlara sahip çık. Muhterem kardeşlerim, Saadet Partisi Belçika temsilciliği olarak düzenlemiş olduğunuz bu protesto ve basın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz. Bir Hazreti İbrahim'den, bir de Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis-i şerif okuyarak inşallah dua yapıp buradan ayrılacağız bize yakışır bir şekilde. Bizim bu hareketimiz oradaki
kanayan yaralara ilaç olamayacak. Ama biz safımızı bellettik Belçika Saadetliler olarak. Nerede olduğumuzu, kimin yanında olduğumuzu ve kimin karşısında olduğumuzu haykırmak için buradaki zalimleri temsil eden zalimlerin konağının yanında bu niyetle toplandık. Rabbimizin hatırına oradaki kardeşlerimizin derdine faizin helal olduğu, zinanın meşru sayıldığı izzet olunmaz. Allah böyle bir duaya icabet. Bizler Bedir'de olduğu gibi önce askerleri açıp duaya. Biz bütün imkanlar ve onun için Cenab-ı Allah tarafından dua. Ama saflarını belleden kardeşlerimizden Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Eğer diyor siz bir zalimi zulmedeyken görürseniz sözlerle onları ikna edin. Buna da gücünüz yetmezse buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. La yukellifullahu nefsen akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu ala allazina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. إيماني أساسا إيماني أساسا إيماني أساسا إيماني أساسا إيماني أساسا إيماني أساسا Kırmani, saadet gelecek, zulüm bitecek. Saadet gelecek, zulüm bitecek. Saadet gelecek, zulüm bitecek. Saadet. Evet, hepinizden Allah razı olsun. İsmet, hoşçakalın. Nereye gideceğiz? Evet, Belçika Saadet Partisi temsilciliği olarak Myanmar'daki, Arakan'daki yapılan zulmü telin etmek ve buradaki konsolosluğuna bir çelenk ve mektup bırakmak için, basın açıklaması yapmak için buradayız. Tepkinizi de getirdiniz. Evet, Belçika'daki yaşayan Saadetliler olarak yeryüzündeki yapılan zulmü telin etmek ve tepkimizi göstermek için buradayız. Ve şunu söylüyoruz. Tek çare İslam Birliği. İslam Birliği olmadığı müddetçe bu yapılan çalışmalar böyle devam edecek ve yeryüzündeki ağlayan analar bizim analarımız, kanayan yaralarda Müslümanların kanı olacak.